Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi adamızdayız arkadaşlar ve şöyle hızlı bir şekilde yatabiliyor muyuz? Aynen yatamıyoruz. 55. gündeyiz ve şimdi 56. güne uyanabileceğiz. Eee taşlarımızı şimdi şurada pişirmeye başladık mı? Aynen şunlar pişmeye başlasın arkadaşlar. Şurada şunlar pişmeye başlasınlar. Tamamdır bunların hepsini pişireceğiz. Hangi sandıkta biriktiriyorduk? Şurada. Bunları şöyle 39 tane oldu. Şunların hepsi pişsin. Hızlı bir şekilde başlayacağız yapmaya. Evet ama önce toprak bulmamız da gerekiyor doğru. İlk önce toprak bulup adayı bir düzenleyelim. Ondan sonra zaten yeni adamımız oluştu. İpeksi dokunuş en son işe yaramadı arkadaşlar. Kazmaya basmayı deneyeceğiz ama onda işe yarar mı bilmiyorum. Şurada yedek kazmamız var. Elmastan bir kazma daha yapmamıza gerek yok. Tamamdır. Kürek fazladan olsun. Şu kırılırsa onu kullanırız. Çok iyi. Hızlı bir şekilde gidelim bakalım şimdi küreğe ne veriyor. Aynen küreğe arkadaşlar. İpeksi dokunuş. Aha İpeksi dokunuş bir yine küreye geliyor. Servet bir ve verimlilik 2 Bir dakika kazmaya bakalım. Aha. Aynıları geliyor. İpeksi dokunuş kazmaya geliyor. Ama bizim 30. seviye olmamız gerekiyor. O zaman işe yarar mı bilmiyorum. İpeksi dokunuş işe yarıyor arkadaşlar ama panırlarda işe yaramıyor. Ama diğer Minecraft'ta yarıyordu. Bir dakika şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Evet. Şu örümcek de gitti. Tamamdır. Şimdi taşlar pişene kadar 64 tane pişiriyor muyuz? Ona bir bakayım. 54 tane bunda olmuş. Tamamdır. 54 tane bunda. Aslında yedek kömürümüz 64 tane olduğu için bir tane fazladan fırın yapabiliriz artık. Ama taşımız var. Evet, şu taşlarla arkadaşlar bir tane daha fırın yapalım şöyle. Hatta iki tane yapsak camın önü kapanır ama bir dakika iki tane yapalım gitsin. Zaten taş topluyoruz. Kömürde buluruz arkadaşlar. Kömür daha bir sürü var. Şuraya şöyle hızlı bir şekilde fırınlarımız hazır. Şunun içinde kömürlerimiz boş beklemesin. Yarısını buna koyalım. Yarısını da buna. Zaten ağaçlardan odun kömür de yapabiliriz. Şimdi şu taşlardan. Evet. Yarısı bunda. 48 tane de da pişsin. Çok iyi. Aynı anda bir sürü taş pişirmeye başladık. Bunların hepsi pişene kadar biz de gidip yeni bir ada atalım. Her spawner'ın olduğu yere arkadaşlar bir tane koyabiliriz. Bakın burada koyun mu? Aynen keçilerin olduğu yere geldik. Şimdi şuradan bir ada atabiliriz. Şöyle atalım. Oo yine bir spawner da Oraya gitmesi yakın. Şuradan gidebiliriz. Şu ağaçları toplasak aslında bunlardan bayağı yol yapabiliriz. Gelmişken bunları bir toplayıp öyle gidelim arkadaşlar. Tekrardan adamıza ağaç dikmek zorunda kalmayalım. O adada sandık yok gibi duruyor. Gitsek mi acaba? Gelmişken gidelim. Evet hızlı bir şekilde gelmişken buraya doğru şöyle gelelim arkadaşlar. Bakalım sandık var mı? Bir tane farklı spawner doğdu galiba ama spawnerları taşıyamadığımız için bir anlam ifade etmiyor ki artık. Evet şöyle bir bakalım. Ne spawnları var burada? Tavşan spamları aynen. Git buradan. Tavşanlardan tecrübe toplayabiliriz. Başka da bir şey yok. Şu çakılları bir toplasak arkadaşlar belki güzel bir şey çıkar. Bir dakika zaten ok yapıyoruz. Aha. Oo verimlilik sayesinde her topladığımızda kesin çakmak taşı çıkıyor. Bakın. Servet sayesinde. Olamaz çok iyi. Şimdiye kadarki en iyi küreğimiz bu arkadaşlar. Evet iyi ki topladık. Şimdi çakmak taşı birazcık daha top... Şuradakileri de toplayalım o zaman. Her vuruşta bir tane kesin çıkıyor. Servet sayesinde ama bu küreyi bir daha bulamayabiliriz. Çünkü kırılacak ve tekrar aynı büyüler gelmeyebilir. Ama biz ne yapacağız? Verimlilik 4 çıktığı anda onu kullanacağız. Tecrübe kazanmak için zaten zombi evini her türlü yapmak zorundayız. Karanlık odalı yaparız arkadaşlar. Zombiler sürekli doğar. 30 tane yeniden ok yapmaya başlayabiliriz. Şu ağaçlar toplayalım. Keşke baltamıza verimlilik bassaydık. O zaman bir vuruşta kırardık. Bu ağaç kolay bir tane arkadaşlar. Bunu da aldığımız anda işimiz tamamdır. Şuraya bir tane mecbur koyacağız. Bayağı yüksek olmuş. Olamaz bir tane daha çıktı. Evet şu da gitsin. Şimdi bunlar da aldığımıza göre taşlarımız da pişiyor. Şuradan birazcık daha yedek taş toplayalım tekrardan gelmişken. Aynen bunların hepsini pişirmemiz gerekiyor. Çünkü bayağı fazla bir taşa ihtiyacımız var arkadaşlar yapmak için. Aynen zombilerin aşağıya düştüğünde canının sadece bir vuruşluk kalmış olması gerekiyor. Bir vuruşluk kaldığı anda da biz de ne yapacağız? Hızlı bir şekilde hemen vurarak tecrübe toplamaya başlayacağız. Bakalım bir tane şimdi 64, 23, 64 tane daha topladık hiç yoktan arkadaşlar. Hepsini toplamaya uğraşmadık. Şimdi şunların üzerine ekleme yapabiliriz. 64 tane burada pişmiş zaten. Evet şuraya şöyle ekleme yapalım. Aynen buna 56 tane oldu. Çok iyi bayağı bir tane şunu da ekleyelim. Şimdi bunların hepsinin içeriğini bir alalım. Evet bu kadar taş da zaten muhteşem yapacağız. Bunları ekstra bir daha pişirmek istiyorum ama. Şimdi şöyle eklersek. o bunların hepsini düzgün taşa çevireceğiz. Şuraya yeni bir tane bunu koyduk. Evet 6 tane daha ekstradan geldi. Tamamdır. Şu derileri koyacağımız yer varsa koyabiliriz. Yol yapımı içinde şu ağaçları mecburen düzenlememiz gerekiyor. Bizim ağaca ihtiyacımız her türlü var arkadaşlar. Şunun 64 tanesini şöyle inceltilmiş yapalım ki bunlarla yeni bir yere doğru gidebilelim. Çok iyi. Şunun bir tanesi fazladan kalmasın. Şöyle onu da çevirelim. Tamamdır. Fazladan bu sefer bundan oldu. Yeni yol yapacak malzemeler var. Akşam oldu. Arkadaşlar artık o kadar uzaktayız ki bir adaya gittiğimizde geri gelmek için tekrardan akşam oluyor. Bakın ilk Skyblock'ta başladığımızda bunun üzerindeydik. Evet, şimdi şu tarafa hiç ada atmadık. Birazcık toprağa ihtiyacımız var. Oraya doğru bir ada atalım. Aynen adamızı atalım yeni eşya geliyor mu ona bakacağız Şu arayı atsak aslında olabilir Şurada zaten spawner alamıyormuşuz Aynen şurayı silerse de Bunlar ruh kumunu toplamaya gerek var mı acaba Aynen sadece 13 tane inci çıktı Şunun üzerinde bir tane spawner var Ne spawner olduğunu bilmiyorum Aha bunların hepsinin üzerinde bir tane spawner var Bir çıkıp bakalım Enderman spawnerı olabilir büyük ihtimal zaten Ama yine de bakalım Aynen Enderman. Keşke gerçekten ipeksi dokunuşla bunlar alabilseydik arkadaşlar. Bunlar ipeksi dokunuşla alsaydık çok iyi olacaktı. Gidelim buradan. Bu adanın içinde başka bir şey yok galiba. Büyük bir ada oluştu ama bunlarla ne yapabiliriz bilmiyorum. Yukarıdan bir şey düştü tekrardan yok oldu. Bir çıkalım yukarı tekrar Enderman mi bu da? Burada farklı bir spawner daha var. Oo gördüğünüz gibi şuna baksanıza. Çok iyi. Bunların hepsini almak için ipeksi dokunuşlu kazmaya basma son şansımız var. Umarım işe yarar. Yukarıdan aşağı düşünce keşke bize tecrübe bıraksaydı. Şuraya toprak sistemini yapmamız gerekiyor artık. Onların aşağı düşeceği sistemi yapmak istiyorum ve şu anda topraklı yer çıkmadığı için de şurayı tamamen bitiremiyoruz. O yüzden şuraya yapacağız bir tane zombi evini. Şuraya da bir tane hayvan evi yaparız. Oradan spawnerlarla düşerler ama hayvanlar doğmaz. Aslında hayvanlar da doğuyor çimenli toprakta. Evet, taşlarımız bayağı piştiğine göre artık başlayabilir. Şimdi şunları. Biten var mı? 4 tane. Şimdi orada düzgün taş pişirmeye başlayacağız. 6 tane bu var. Evet. Şimdi şu 38 tanenin yarısını bir alalım arkadaşlar. Şunu bir tamamlayalım. 57 tane bakın. Evet şunu 64'e tamamlarsak. Çok iyi. 2 tane kaldı. 9 tane 11 tane. Şunlar zaten bitmek üzere. Bunlar bitince hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları pişirmeye başlayalım. İki tane üç tane oldu bunlar pissin Şunu birleştir altı tane arttı Şunu da Dizmeye ve yerini tespit etmeye başlayalım Çok iyi yarım basamak Koyarsak aradan sadece biz vururuz Bize saldıramazlar düştükleri anda da sadece Bir vuruşluk canları kalacak Elimizde keskinlik güç olduğu için zaten yarım canı Kalmasa bile yok edebiliriz Aslında yüksek yapmasak biz vura vura da Yok ederiz ki her türlü Evet şu bitti Bunun 64 tane düzgün taş pişmeye başlasın artık Şunda da bu da bitiyor Evet bunda da düzgün taş pişmeye başlasın. Şu da burada 7 tane oldu mu? Aynen şu 7 taneyi alalım. Buraya koyalım. Aynen orada onlar pişerken düzgün taşlar da şurada pişmeye başlasın. Çok iyi. Bayağı bizim kömüre de ihtiyacımız var. Kömür toplayacağımız adamımız var arkadaşlar. Bakın şurada. Orada sınırsız kömür toplayabiliyoruz. Aynen. Şunları da şimdilik şuraya koyalım gitsin. Bir tane kırık taş var. Onu da şuraya ekleyeceğiz. Evet. Düzgün taşlarımız da hazır. Bakın burada da zaten pişmeye başladı. Gidelim. Evet. Şurası düştükleri yer olacak. 1, 2 ve 3. Şimdi buraya düştükleri anda şöyle olsun hatta. Bizim gözümüz önünde birazcık yüksekte olsun. Biz buradan vurabilelim. Aynen. Şöyle yüksekte. Denemek için yapıyorum şu anda. Evet. Bakın. Buraya düşecekler arkadaşlar. Şurayı kapatacağız. Aynen şöyle. Oo, şimdi bizim gördüğümüz yer burası olacak. Ayaklarını göreceğiz. Şuraya da bir tane yarım basamak daha koyduğumuz anda. Aynı yarım basamak koyarsak oradan hiç kimse sığamaz. Bir tane düzgün yarım basamak yapalım. Evet bu yarım basamağı koyacağız. İlk şeklini yaptığımız anda işlem tamam. Şimdi burası böyle olduğunda şöyle yarım basamak olunca arkadaşlar buradan biz vurabiliriz. Aynen böyle bakın. Küçük zombi bile buradan çıkamaz galiba. Çok iyi. Şimdi altına bir tane huni sistemi yapacağız. Çünkü biz zombileri yok ettiğimiz anda eşyalar da orada birikmesin. Eşyaları da arkadaki sandığa biriksin. Evet o da çok iyi. O zaman bir tane de aşağısına huni sistemi yapacağız. Şimdi şurada zaten demirimiz bir sürü olduğuna göre. Bir tane huni yapmak için sandığa da ihtiyaç var. Şöyle bir tane sandık. Şimdi huni yapalım. Huni hazır. İki tane de sandık yapalım. Birazcık sandık geniş olsun. Hatta iki tane Huni sistemi yapsak. Evet. Sandıkta biriksin arkadaşlar. Zombilerden düşen eşyalar bize gelmesin. Aynen. Şimdi şuraya Huni koyacağız. Çünkü tecrübe toplamaya ihtiyacımız var. Tecrübeler de bize gelsin. Şuraya da. Aynen. Şunu geri al. Şimdi şuraya sandığı koyarsak. Sandık açılır mı acaba? Deneyelim. Şöyle. Olamaz sandık açılmıyor. O zaman sandık arkadaşlar burada böyle yan tarafında dursun. Aynen. Huni de bu sandığa bağlansın şöyle. Evet bir tane de Huni buradan buna bağlansın. Huni buradan buraya bu sandığa taşımaya başlasın. Evet iki tane Huni sistemi yaparsak da bir tane Huni de buradan bu tarafa bağlan. iki tane etraflı sandık olur aynen. Çok iyi sistem hazır. Şuraya bir tane Huni koyacağız sadece. Huni daha sonra yapar. Şimdilik burada bir taş dursun. Evet. Buraya düştükleri de Huni üzerine yarın basamak yapacağız. Şimdi üzerine çıkıp yükseltmeye başlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradan düşecek. 1, 2, 3. Evet. Şöyle buradan düşecekleri katı yapacağız. 5 kat oldu arkadaşlar. 5 kat aslında yeterli olabilir mi? Aynen. Biz bir şöyle 20'ye kadar bir çıkalım. Biz atlarsak canımız ne kadar gidiyor? Ona bir bakalım şu anda. Biz burada doğarsak o hala yükseltmemiz gerekiyor Sadece iki buçuk kalp gidiyor Taşlarımız zaten pişti Hem taş alalım hem huni alıp gelelim Artık zombilerin yeri Olamaz zombi evimizin içinde mi doğdu Aha Zombi sesi duydum arkadaşlar Bir yerde zombi doğdu Aha Arkadaşlar karanlık olduğu için bir yerde zombi doğdu ama nerede doğduğunu anlayamadım. Şimdi şuradan bir tane daha huni sistemi yapacağız mecburen. Çünkü eşyalar taşıması gerekiyor. Hunimiz hazır. Sandık zaten hazır. Şuradaki demirleri şuraya geri koyacağız. Evet 9 tane pişmesini bekleyeceğiz. Şurada tamamdır. Her şeyimiz hazır. Şu üzerimizi bir düzenleyelim. Aynen bunu buraya koyacağız. Evet artık şuraya da çakmak taşlarını koyacağız. Lapisler burada. Çakmak taşları burada. Düzgün taşlarımız da pişmeye başlamış. Şimdi şuradaki bittiğine göre 64 tane koymadık mı biz buraya? Olamaz. Kömürümüz bitti. Artık bu saatten sonra kömür kalmadı. Kömür toplamaya gitmek zorundayız arkadaşlar. Şuraya gidip baya bir kömür toplayıp geleceğiz. Şunu birazcık daha yükseltelim bakalım. Hem de kendimize test ediyoruz zaten. Şurayı kıralım. Oo, buradan yükselmek için merdiven dizmeye başlayacağız. Şunu kıracağız. Bunun üzerine de Huni ekleyeceğiz tekrardan şöyle. Ve gördüğünüz gibi sistem hazır. Buradan da sandığın içine taşınacak. Tamamdır. Bizim şunu yükseltmemiz gerekiyor sadece. Gidip hemen hızlı bir şekilde yatalım arkadaşlar. Ve yattıktan sonra. Şurada bir zombi sesi geliyor ama ne olduğunu anlayamadım. Oo, 58. gündeyiz ve oto tecrübe makinamızı yapmaya başladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde artık oto tecrübe için Zombilerden bir yer yapmaya başladık ve burada artık Tecrübe toplayıp istediğimiz gibi büyü basabileceğiz Umarım sizde izlerken keyif almışsınızdır Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı Kesinlikle unutmayın bir sonraki videolarda Görüşmek üzere hoşçakalın